konserde ortaya konan tablo bir aşık geleneğinin tezahürü. Bunu biz Anadolu'nun pek çok ücra köşesinde de görüyoruz. Yani orada da yine aynen böyle aşık geleneği aynen devam ediyor. Azerbaycan'daki konserde de bunu gördük. Kendimizi kendi evimizde gibi hissediyoruz. Yani sokakta dolaşırken, konserde buluşurken ya da bir başka ortamda. Yedinci genel kurulu yaptık Türk Üniversiteler Birliği'nin, TÜRKÜNİB'in ve tarihi bir toplantı oldu. Şu açıdan tarihi bir toplantı oldu. Malumunuz üniversiteler toplumların gelişmesi ve kalkınması son derece önemli ve Türk dünyasında da çok güçlü üniversiteler var. Yani dünya sıralamalarında çok önemli yeri olan üniversiteler var. İşte bu üniversitelerin güçlerinin birleşmesi ve Türk devletleri için, Türk dünyası için önemli işler yapması en büyük arzumuz. Artıracak. Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Bakü toplantısını tarihi olarak nitelendirdi. Bu üniversitenin güçlerinin birleşmesi ve Türk devletleri için, Türk dünyası için önemli işler yapması en büyük arzumuz. TÜRKÜNİB de bunların en başında gelen bir kuruluş, birlik. İnşallah bundan sonra bu artık madalyadan sonra çok daha gayretimizi arttırmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye ve Azerbaycan hem kendi bölgesi hem dünya konjonktüründe güçlü ülkeler ama çok daha güçlü olmak durumunda. Üniversitelerde bu ülkelerimizin güçlenmesindeki en önemli lokomotif unsurlar olacaktır. Hiçbir hareketi küçümsemeyin. Her hareket çok önemli. Sürekli bir aktivite içerisinde olmamız lazım. Sürekli aktivite demek, konfor alanını zorlamak demek. Yani çalışırken de konfor alanını zorlayacağız. Sürekli kendimizi zorlayacağız. Çünkü iki organ, 60 yaşından sonra iki organ çok işimize yarayacak. İki organ maalesef sadece zorlayarak, onları böyle ters köşeye yatırarak kendi hayatına devam ediyor. Birisi beyin, öbürü kas. İkisi de zorlayacaksın.